Buyurun. Bunları al, bakır abikaraya dağıt. Tabii efendim. Şükrü abi, yan masadan gönderdiler. Utanmayın, alın, alın. Abi, kendine gel abi, kendine gel abi. Onu almamız lazım Şükrü. Bu kupon benim kuponum. İyi günler. İrem Hanım. Ya benim buyurun. Bu çiçekler sizin için de. Benim için mi? Evet. Alayım. Şuraya imza atmanızı rica edecektim. Tamam. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, sağ olun. Sen gülünce geldi bahar. Ya ya, Tolga'yı oynamıyorum. Merhaba. Merhaba. Oo. Bu çiçekler nereden çıktı kırmızı başlıklı kız? Bana gelmiş. Oo, kimden? Vallahi tındık biri ama ismini söylemem. Aa, bugün doğum günü falan mı? Ya değil. Ha. Peki bu ismi lazım değil. Niye sana çiçek yollamış? Bilmiyorum, seviyor herhalde. Ya, ya. Saçma ama yani. Bir sebep yokken çiçek yollamış. Hiç de saçma değil. Ben tablaya da gönderirim. Ne olur, çok mutlu olur, çok. Durup dururken çiçek mi yollayacağım? Öf. İsmail Bey geldiğinde bana haber ver, tamam mı? Veririm, tamam. Demek ismi lazım değil. Tanıyor muyuz bari? Tanıyorsunuz da söyleme bunu. Hadi bakalım. Gir. Gel bakalım. Havuç dilim. Havuç dilim. Gel. Buyurun Arda Bey. Geldi havuç dilim. Evet sana. İnşallah iftara kadar soğumaz. Şimdi hazır ayaktayken bence sen bir de git. Şimdi iftara misafirim gelecek benim. Bana oradan şu köşedeki fırından böyle güzel bir tane pide al. Bol yumurtalı, bol susamlı. Hadi canım. Kendi pidenizi kendiniz alın Arda Bey. Ne dedin sen? Diyorum ki o pide kuyruğuna siz girin, sıcak pidenizi sıcak sıcak kendiniz alın dedim. Şimdi havuç dilim. Bak geçen sefer yaptığın saygısızlığı hadi annenin babanın hatırına sineye çektim ama ikinci bir tanesini bünyem kaldırmaz. Ya ben sizin yaptıklarınızı sineye çekiyorum ama. Neyse ya ben daha fazla sizinle aynı ortamda bulunmak istemiyorum. Bak havuç dilim. Seni dilim dilim doğrarım bak. Anladın mı? Bak bu şakalar hiç hoşuma gitmiyor. Sen daha fazla burada oyalanma. Hadi canım git. Pide kuyruğuna gir, sıranı bekle hadi. Arda Bey gidin kendi pidenizi kendiniz alın. Buyurun. Bu ne bu? Ha? İstifa mektubu mu yoksa? İstifa mı ediyorsun? Ha? İstifa ediyorsun. O zaman ben de babanı arıyorum. Diyorum ki Haluk'cuğum diyorum. Güvendiğin dağlara kar yağdı diyorum. Oğlun yine kendine güvenenleri yarı yolda bıraktı diyorum. Bak nasıl diyorum. Ya ne derseniz deyin ama öncelikle o kağıtta yazanları bir okuyun bence. Dinle şimdi beni Şükrü. Süper bir planım var. Akşama bunları iftara çağıracağız. İftardan sonra çaylarına uyku ilacı atacağız. Uyudukları an ne canın cebinden kuponu alacağım. Plan gibi plan. Siz ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Dile kulaklık yapma Yakup, çay yap. Evet be. Kaldı iki maç. Abi, iki maç kalmış. Sevilsin garip kuraba oğlum. Kuponu onlardan alınca biz de onlar gibi sevineceğiz. Hüseyin çok iyi kupon yapmışım. Hey. Neyse, gidelim Şükrü. Gidelim abi. Meltem, bayıldım Zeynep'in odasına. Çok güzel olmuş. Değil mi? Ben de çok beğendim. Çok içime sindi. Yani Haluk başta karşı geldi.
Ama sonunda onu ikna ettim, o duvarın rengini değiştirdim. Çok fark etmemiş mi? Çok fark etmiş ve çok güzel olmuş. Bence, bence de. Oh. Senin neyin var? Yok, bir şeyim yok. Bir şeyim yok benim. Var, var. Senin bir şeyin var. İşte çok önemli bir şey değil, boşver ya. İşte bak, bak ben anladım. Ben geldiğinden beri anladım. Sende bir böyle bir şey, gariplik var. Her zamanki gönül değilsin. Ben arkadaşımı anlarım. Neyin var söyleyeceğim. Neyse sen şimdi onu boş ver. Ne zaman geliyor Zeynep? Bugün öğleden sonra. Ya şimdi Haluk'tan haber bekliyorum. O şirketten çıkarken arayacak beni. Gideceğiz, alacağız, geleceğiz. Ay çok güzel. Gönül. Hı. Anlat. Ya belli bir şey var işte, anlıyorum ben. Arkadaşımsın sen benim. İyi de böyle hemen söylenebilecek gibi bir şey değil Meltem. Aa Gönül, bana söyleyeceksin, aşk olsun yani. Biraz utanıyorum ama. Niye, ne oldu ya? Hadi anlat. Emine nerede? Mutfakta yemek yapıyor, gelmez o, anlatsa. Bak söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Aa Gönül beni tanımıyormuş gibi ama yani, hadi. Sen benden izinsiz şirketin proje yarışmasına mı katıldın? Evet katıldım. Ve size kötü bir haberim var. Kazandım. Ne yaptın? Ay Arda Bey, normalde söylediğim bir şeyi tekrar etme alışkanlığım yoktur ama sizi kırmayacağım. Kazandım. Bırak bana böyle kazandım mazandım gibi yalanlarla gelme. Nerede sende o kafa? Yani Arda Bey, bunları size açıklamak benim için büyük bir zaman kaybı. O yüzden üzülerek söylemeliyim ki yarından itibaren ben yokum. Mümkün değil. Mümkün, mümkün. Yarından itibaren projemi gerçekleştirmek için başka bir birimde işe başlıyorum. Yeni direktörüm dedi ki hiç vakit kaybedemeyiz, bir dakikamız yok dedi. Öyle mi? Ama üzülmeyin, arada ben sizi ziyarete gelirim. Öyle mi? Abi, sağ ol, çok sağ ol ya. Evet. Şimdi ben arıyorum, bu işi iptal ettiriyorum, projeyi iptal ettiriyorum, dizimin dibinden ayrılıyorsun. Bak seyret. Arıyorum, en yukarıya arıyorum. Buyurun. Muhittin Bey kendi arıyor, bak. Aa, işte. Gerçekten tamam. Mi? Dinle, iyi dinle şimdi. Dinliyorum. Alo Muhittin Beyciğim. Ya kalp kalbe karşıdır. Ben de tam sizi arayacaktım. Şu bizim Emre... Ha, siz de mi onun için aradınız? Ha, buyurun. Öyle mi? Çok mu beğendiniz? Güzel proje ama değil mi? Evet, evet. Biliyor musun? Beraber yardım ettim. Yani benim de çok çok katkım var projede. Yardım sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Teveccühünüz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, ne demek teveccühünüz. Oldu. Oldu, teşekkür ediyorum. Evet, duydunuz herhalde. O zaman bana müsaade Arda abi. Yarın eşyalarımı gelir alırım ben. Ha bu arada babama da istifa ettiğimi değil, başka bir birimde işe başladığımı söylerseniz çok sevinirim. Hiçbir yere gidemezsin havuç dilim. Vallahi gittim bile. Hadi bay Arda abi, amca işte her neyse. Günaydın İrem Hanım. Günaydın. İrem Hanım. Bu evde sır dolu şu halimi.